Bir gün kilip ümmet düşmanın büler. Bugün cen kılmasa ertege kılar. Biz cihat kılamız, şehit bulamız. Kurbanlık meyvesin şu evlat kürer. Ustozimiz Shahid Muhammad Tohir Faruqning iymonlashuv darsiga marhamat. Bugun jang qilmasa ertaga qilar. Biz jihad qilamiz, shahid bo'lamiz. Qurbonlik mevasin shu avlod ko'rar. Biz Qur'onga murojaat qilib Allah Subhanehu ve Teala'dan bizlerine iman İslam'da sabit kadem kılıçdikini sorab bugünkü sizlerden imanlaşu dersimizge, imanlaşu sohbetimizge Musa Aleyhisselam'ını ve o kişinin kavmi hakkıda Kur'an-ı Kerim'dekigen bir neçe ayetlerini o zara talim almakçimiz. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. يا ايها الذين امنوا لا تكونوا كالذين اذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها اي من keltirgan mu'minlar Musa alayhisalomga turli azorlar bergan kishilarga o'xshab qolmanglar. Alloh subhanahu va taolo Musa alayhisalomga azor bergan kishilarni yomon so'zlardan Alloh taolo u kishini o'zi nima qildi? Saqladi, himoyasiga oldi. O'zi u kishini pokligini Alloh taolo o'zi e'lon qildi. Ya'ni ular u kishiga qilgan tuhmatlarini, ya'ni Banu Isroil u kishining ummatlari Musa alayhisalomga nisbatlab berayotgan yomon sifatlardan Alloh taolo o'zi u kishini nima qildi? Pokladi. Va Musa alayhisalom Alloh subhanahu va taoloning huzurida büyük maqomga ega edi deb Alloh taolo marhamat qildi. Albatta mana bu oyatning sababini zo'ri bor. Bani Isroilda avratini bekitishlik, ya'ni cho'milayotgan vaqtida avratini bekitishlik farz emas edi. Ya'ni hammalari o'sha mukammal yalang'och holatda cho'milishar edi. Musa alayhisalom esa shular bilan birga bo'lmasdan alohida cho'milardilar. Ya'ni ularga qo'shilmasdilar. Shunda bular bu kishini ayibli kishida, shuning uchun bizga qo'shilmaydi deb turib, o'zlarini payg'ambarlarini shonida bo'lmagan turli-turli buxtonlarni o'kishi to'qishdi. Alloh subhanahu va taolo o'zi tarafidan bu kishini bular beryapgan nisbatan pok ekanligini ularga ko'rsatib qo'ydi. Va bu azor faqat bu bilan kifoyalanmadi. Ular juda ko'p Musa alayhisalomga azor berdi. Juda ko'p azorlarini berdi. Faqat bu azorgina emas edi, balki mana bu oyatning sababini zo'ri bittasi o'sha edi. Lekin Alloh subhanahu va taolo Muhammad alayhisalomning ummatlarini iymon sifatlari bilan xitob qilib aytayaptiki, ey iymon keltirgan mu'minlar, Banu Isroil Musa alayhisalomga azor berganini singarin, sizlar ham Muhammad alayhisalomga azor bermanglar dedi. Ya'ni Alloh taolo bundan nahiy qilib qaytardi. Haqiqatda Musa alayhisalomga Rasululloh sollallohu alayhi vasallam haqida aytdiki, u kishini ummatlar tarafidan juda ko'p azorlangan Rasululloh sollallohu alayhi vasallam xabarini berdilar. Eng ko'p ummatidan azor chekkan Musa alayhisalom bo'ladi. قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين يا قوم ادخلوا الأرض المقدس يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإنا داخلون قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين
قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون قال رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين إيه محمد عليه السلام موسى أزن قومك aytgan ushbu so'zlarini yodingizga oling. Musa alayhisalom o'zlarini qavmlariga "Ey qavmim, sizlar Allohning ustingizda bo'lgan ne'matlarini yodingizga olinglar. Alloh sizlarni ichingizdan payg'ambarlarni chiqarganligini va sizlarni ichingizdan podshohlarni chiqarganini va sizlarga olamda biror bir kishiga bermagan ne'matlarini yodingizga olinglar" deb aytgan so'zini yodingizga oling deb Alloh subhanahu va taolo Maida surasini 20-oyatda marhamat qildi. Musa alayhisalom ana shu Fir'aun g'arq bo'lib halok bo'lib ketgandan keyin Alloh subhanahu va taolo bu qavmni o'zi mehmon qildi. Sahroda turli-turli noz ne'matlar bilan Alloh taolo mehmon qildi. Va bu mehmondorchilikdan so'ngra Alloh subhanahu va taolo mana bu qavmga o'zi tarafidan bir buyruqni nozil qildi. Va Musa alayhisalom o'zlarining qavmlariga yodinglarga olinglar Allohni sizlarning ustingizdagi ne'matlarini dedilar. Bu ne'matlarini bir nechasini sanab o'tib aytdilarki, sizlarning ichingizdan anbiyolarni chiqardi. Ya'ni Banu Isroildan, ya'ni Yusuf alayhisalomning zurriyatlaridan va Yaqub alayhisalomning zurriyatlaridan dunyoga kelgan mana bu qavmdan qancha payg'ambarlarni chiqarganligini Alloh taolo Musa alayhisalomning tili bilan yodingizga oling dedi. Yodingizga olinglar Alloh taolaning ne'matlarini. Bittasi sizlardan shuncha payg'ambarlar chiqarildi. Sizlardan podshohlar chiqdi. Va sizlarga hech kimga bermagan buyuk ne'matlarni Alloh birorta olamdagi biror bir kishiga bermagan sizlardan oldin. Shuni yodingizga olinglar. Eslatdi o'zining ne'matlarini. Eslatib turib Alloh subhanahu va taolo 21-oyatda o'zi tarafidan buyurilgan farzni ularga ma'lum qildi. Ey qavmim, Alloh subhanahu va taolo sizlar ega bo'lishligingiz kerak bo'lgan sizlar uchun kitobat qilib qo'ygan muqaddas Falastin yeriga kiringlar. Kiringlar, orqalaringizga qaytib ketmanglar. Ya'ni mana bu buyruqni bajarishdan yuz o'girmanglar. Orqalaringizga qaytib ketmanglar. Agar qaytadigan bo'lsanglar ziyonkor bo'lib qolasizlar. Ya'ni Alloh subhanahu va taolo mana bu vatansiz darbadar yurgan Banu Isroilga Falastinga kirishlikka buyurgan edi. Udkhulu dedi, kiringlar faqat dedi. Muqaddas yerga kiringlar. Bu muqaddas yer Falastin edi. Shu yerga kiringlar. Shu yer sizlarga kitobat qilingan Alloh taolo sizlarni shu yerga ega bo'lishingizni kitobat qilgan shuni kirib olinglar. Orqaga qaytmanglar. Bu o'jar qavm nima dedi? Ey Musa, u yerda jabbar bir qavm bor. Ya'ni kuchli, zo'ravor bir qavm bor. Va biz hargiz ular o'sha yerda bo'lsa ekan, o'sha yerda bo'lar ekan biz kirmaymiz. Agar ular chiqsa u yerdan, biz kirmasdan oldin shaharni bo'shatib qo'ysa, biz kirishimiz mumkin. Shunda bularni ustida turgan Allohning bergan ne'matlarini yodiga olgan 2 kishi o'rnidan turdi. Bular musulmon kishilar edi. Tafsirda keltiki, mana shu qavm ichidagi peshvolardan, qo'mondonlardan. Shulardan 2 kishi o'rnidan turib aytdiki, ular Allohning bergan ne'matlarini shukronasini qilmaslikni evaziga azoblanishidan qo'rqadigan kishilar edi. Shuncha ne'matni eslatdi Musa alayhisalom. Endi shu ne'matlarini shukronasi biz endi nima qilishimiz kerak? Payg'ambarni Alloh tarafidan olib kelgan buyrug'ini bajarishimiz kerak. Bu shukronasi bo'ladi deb turib, qo'rqan kishilar nima dedi?
sizler fakat yine darvazadan fakat kirip koyunlar. Şimdi darvazadan kirinler. Kirişine bilen darvazadan kazan koyup sizler alıp bilirsiniz. Allah'ın huzuruna yine tavakkül kirinler. Eğer hakiki mumun bulsaylar. Mumunliğin davakılı yapsalar. Korkmayın evler cebbar, zoravar, ulaşına kangi, kuşlik kavim demeyler. Allah Teala sizlerine galip bul. Fakat şuna kazan koysana bul. Peygamber ayeti yaptı Allah'ın buyruğunu. Kiriyler diyetti. Sıra fakat kirişi bilirler. Allah'ın huzuruna tavakkül kılıp kiriyler. Elbette sizler galip bulasılar. Bu iki kişi neyse etmezden ki nem ocar azar bile diyen kavim ne deyişti? Ey Musa biz elbette hergiz üyerge kirmemiz tayin ki o cebbar kavmi yerde bırakın. Sen bargın parverdigarın bilen birge ürüşkün biz şu yerde ultırıp kütüp duramız. Eğer sile galiba kısana kiyin biz kirişimiz mi? Bu indi azarını en ahirgisiydi Musa aleyhisselam'da. Ondan aldın kança azarlarını verişti. Musa aleyhisselam Allah subhanehu ve teala bilen münacat etken de buzağlıge sığınıştı. Ondan ki Allah teala tarafından birliği yapken naz-ı nimetlerine şükür kılmazsan biz bu bir kıl iki kıl taamge takat kılmayız indi bizge yerden ölüp çıkartıken nümeleni çıkartıken deyiz. Ondan aldın başka şehirge kirinler kirgen vaktini de biz hata kıldık. Hatayımızı kişirgin de kirinler degen vaktlerde Musa aleyhisselam ular ne deyişti? Hata kıldık. Hittetun deyişinlige hintetun bizge nam ber deyip durup Allah'ta olan ermek kılıp kirişti. Sacda kılıp kirinler deyilgenini. Ayaklarını sudurup ermek kılıp Musa aleyhisselam kirişti. Adam öldürüp koyuştu. Şu indi katırlı tabir gün degen de Allah Teala böyle yaptı bir sigiri suyunlar dedi Musa aleyhisselam. Başlaştı Musa aleyhisselam ermek kılıç. Rengi karaka bulsun, yaş kança bulsun. Cüde kop azarlarını verişti Musa aleyhisselam'a. Şimdi bu o şey azarlarını en ahirgisiydi. Yani takat tak bugendi şimdi. Sabır kasesi Musa aleyhisselam tamam bugendi. Şurada ettiler ki Musa aleyhisselam ey parverdigarım min uzun mu nefsimge ve braderim harunge gine egemen halas. Biz bilen bu itaatsiz kavmin ortasını indi uzun açken dediler. Allah subhanehu ve teala mana bu uzun peygamberini parverdigarı tarafından okuyan büyürgünü bacarmegen fasık itaatsiz ocar kavmge Allah subhanehu ve teala ne kıldı? İndi mene şu uzlarge kitabat koyduğundan da kirip durup kalaba kılıp alışlıkları. Mene şu yerine Allah subhanehu ve teala ularge 40 yıl geçe haram kılıp koydu. İndi 40 yıl geçe bular bu yerde ne kılalmaydı? İndi bular fatih kılıp vatan kılıp alalmaydı. Ve 40 yıl yerde adaşıp sargardan bulup yolunu yok ettik, yürüyüşlükke ular mahkum bulun. Ve Allah subhanehu ve teala etti ki mana bu itaatsiz, fasık kavm için siz afsus nedamet kınan de Allah subhanehu ve teala merhamet kaldı. 40 yıl bana şu sahrada bulardım ben darbedar sargardan bir yürüyüşe verin. Ertirattı yolda çıkışardı bir caydan, bir noktadan ikinci bir noktanın niyat kılıp hiç geçe yürüyüp yani avval yolga çıkan noktalardan çıkıp oluşuyor herhalde. Kınık yine şuna buluştu. Hammeleri vefat kıp gitti. Musa aleyhisselam'ın Harun aleyhisselam'ın şöyle bilen bir köşe sahalada vefat kıldı. Ve ulanın içinden iki kişi yine trik çıktı. Ve şunlarla zürriyatları ki ahir Falestin'i fatih kıldı. Çünkü kitabat kılın geldi buraya. Ben o İsrail ege buluş kere gidiyor şey Falestin'e. Yani biz Ahzab suresinde Allah Teala etti ki sizler Musa'ya azar bergen Banu İsrail'e okşap Muhammed Aleyhisselam'a azar vermeyinler.
bu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e vefatlardaki vefatlardan aldın nazil bugün ayet olsa leki kıyamet günü geçe keledigen mümin Müslümanlar indi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e kanak lazım derler. Peygamberle apkegen nefsesini olmaslik onu kaytaryan nefsesinden kaytmaslik bu peygamberle azar bu. Allah Teala diyor ki: "Vema ataakumur rasulu fakhuduhu ve ma nahaakum anhu fantahu." Sizlere Muhammed Aleyhisselam nimeni alıp kelgan bolsa, şunu alinglar. Nimadan sizlarni nahi qilib qaytargan bolsa, shundan qaytinglar. Bu buyruqni bajarmaslik nima? Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga azor berishlik. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam tomonidan qoldirilgan omonatlarga xiyonat qilishlik. Ceziretul Arab'ını kim fatih kıldı? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem fatih kıldı. Bütün Arap diyarını Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem triglede fatih buldu. Onu indi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem fatih kıldı. Urunlu. Yahud ve Nasaralarla tapsürüp bu işi bu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem verişlik. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem maskara kılı yapken, o kişinin hakaret kılı yapken, kafir, münafık, murtadlarını hükümet kılıp, davran sürüşlüğü, tamaşa bin bürüşlük, bu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e azar verişlik. Hani indi bir de bana bu biz oryagan Maide suresi Allah-u Teala, Banu İsrail'ini Allah'ını bitti büyürüğünü bacarıma geldiğine 40 yıl geçenim akıldı. Sahra'da, ıssık sahra'da, darbadar, sargardan bu yürüyüşlükle mahkum kıldı. Bana bu hayatlıdan biz uzunluğu için çıralik ibretlen alışımız gerek. İbret alışımız gerek. Ümmet de başı ne de musibetten çıkmaz. Bu ümmet en yakşı ümmet olsa, Muhammed Aleyhisselam'dan ki başka peygamber kimese, Kur'an ahli olsa bile, en büyük peygamber ümmeti olsa, beş vakit namazı okusa, İslam'daki ibadetlerini kısa, nime geyindi bu ümmet üstüge? Yahudam, Nasarayam, Komünistam, Butparastam, Murtadam, Münafıkam, hepsi hükümet kıladı. Nime ge 1300 yıl mabaynıda yeryüzünü seyyidi bugün, yeryüzünü patşası bugün, yeryüzünü başaratlı peşvası bugün. Bu ümmetti, nime ge bu harlik ge mahkum bugünligi, savalige, cevabı mene şu ayetten tapanız. Cevabı mene şu ayetten tapanız. Bite büyürük be. Becermedi. Allah Subhanehu ve Teala nime kıldı? Bularını 40 yıl sargardan bulup darbadar buluyor ki mahkum kıldı. En büyük peygamberlerden o lazım peygamber Musa aleyhisselam ve o kişinin ögesi bugün Harun aleyhisselamları hem öyle bilen bir gafat döktü. Bitti büyürükle. Bu Kur'an ahli Allah'ın kança büyürüğünü beceriyordu. Buna bitesini becermekti çünkü ceza aldı. Kança bu ümmet Allah'ın hükmünü, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem büyürüğünü becermekti. Cihat kim farz kıyken? Allah farz kıyken. Allah'ın Habibi ameli cihat kıyken. Ne demek bu ümmet kımaydı? Şimdi bu itaatsizlik için bu ümmette takdirleş gerek mi, cezalaş gerek mi? Cezalaş gerek. Bu aynı adalet bu. Bu zulüm olmaz bu. Aynı adalet bu. Allah Subhanehu ve Teala bandelerge zulüm kumaydı. Bandelerge ularını atavanesinden mihri borrağsa. Ben o İsrail her bir kıyken cinayeti için kattık cezalarını aldı. Musa aleyhisselam Allah Subhanehu ve Teala ile münacatke vazifelerini avyanik etken vakitlerde buzakka sığındı bile. Buzakka sığındı. Müşrik bu. Harun aleyhisselam içlerde türgen. Hemesemez bir kısmı. Musa aleyhisselam kildiler. Bularını mana bu kıyan cinayetine ceza tayinlediler. Ceza nümeydi? Butke sığınganlar bir tarafa ötardı, butke sığınmaganlar bir tarafa ötardı. Mana bu butke sığınmaganlar, butke sığınganlarını katıl kılardı.
bir kechada 70 ming Banu Isroil qatl qilindi. Nima qilgani uchun? Bitta shirk keltirgani uchun. Yoki Qur'oni Karimda boshqa o'rinda Alloh subhanahu va taolo la'natladi. Davud alayhisalom va Isa alayhisalomning tillari bilan Banu Isroilni la'natladi. Nimaga? Ular o'rtalarda bo'ladigan munkar xato ishlarini qaytarmaganlar uchun. Balki o'zlari munkar qilganlar uchun. Alloh subhanahu va taolo boshqa o'rinda mana bu Banu Isroilni maymunlarga aylantirib qo'ydi. To'ng'izlarga aylantirib qo'ydi. Bularni maymunga aylanish sababi nima edi? Bular o'zlari bizga bir hayit kuni bo'lsa, yana bir kun bo'lsa bizning juma kunimiz bor ular ham shuni singari bir kun bizga dam olish bir xursandchilik kuni bo'lsa, id bo'lsa deganda o'zlarining talablariga muvofiq shanba kunini ularga nima kuni qilib berildi? Id kuni qilib berildi. Faqat sharti shuki, mana shu shanba kunida sizlar baliqni ovlamaysizlar. Shu kelyapkan daryodagi baliqni ovlamaysizlar. Hayit kuni sizlarga ozod bo'lsin baliqlarni ovlamaysizlar. Nima qilishdi bu buyruqqa? Bular hiyla ishlatishdi. Chunki shanba kuni kelardi daryodan, boshqa kuni kelmasdi. Hiyla qilishida daryoni o'tib Arof atrofini to'sib qo'yishdi. Yakshanba kuni ovlashdi. Hiyla qilishdi. Shunda bir qishloq ahli shu ishni qilardi. Boshqa qishloq ahlilari kelib turib bu ishni qilmaylar dedi. Lekin bular qilishaverdi. Bir kun ertalab o'shini qaytarayotgan qishloq ahli kelsa, hamma uy maymunlarga to'lib yotibdi. Yosh-yosh maymunlar hammasi qo'lda non yeb yuribdi. Erkagi-yu, ayoli-yu, yosh bolasi hammasi maymunga aylanib qoldi. Bu qilgan jinoyatga jazo edi bu. Jinoyatga jazo edi. Juda ko'p bularni qilgan jinoyatiga Alloh subhanahu va taolo qattiq jazoni berdi. Xo'p, endi bu bizdan oldingi eng yaxshi o'tgan ummat bu. Banu Isroil, shu Ibrohim alayhisalom zurriyatdan tarqigan, Ishoq alayhisalomdan, Yaqub alayhisalomdan tarqigan bu bitta ummat. Bizni Muhammad rasululloh sallam Ismoil alayhisalomning zurriyatlaridan. Ya'ni bular ikkita aka-ukaning farzandlari. Bu Muhammad alayhisalomdan oldingi o'tgan Bu Banu Isroil ummatlarning ichida eng afzal ummatidir. Bular eng katta jinoyatlarni hammasini qilishdi. Jinoyatlarning ichida eng kattasi nima edi? Muhammad alayhisalom haqida Tavrotda bitilingan, Injilda bitilingan barcha haqiqatlarni o'chirib tashlashgan. O'chirib tashlashgan. Payg'ambar alayhisalom kelganlardan keyin. Shuning uchun Alloh subhanahu va taolo ularni g'azabiga duchor qildi. Bu ularni gumroh qildi. Qayrul mag'dub alayhim valad-dollin. Mana shu ikkita toifa Yahud va Nasara. Ya'ni biz o'tgan ummatlarning qissasini o'qishlikdan faqat qissaxonlik vazifamiz bor emas, birodarlar. Biz ulardan ibrat olishimiz kerak. Ibratlanishimiz kerak. O'zimizni kamchiliklarimizni to'g'irlashimiz kerak. Va qiyomat kunidagi bizning asosiy vazifamizdan bittasi Musa alayhisalom yoki boshqa payg'ambarlarni ummatlar inkor qilib bizga bu da'vatni yetkazmagan degan vaqtida biz guvoh ummatmiz. Guvohlikka o'tadigan ummatmizki Alloh subhanahu va taolo o'sha Musa yo Nuh alayhisalomlarga sizlar yetkazganingiz haqida kim guvohlikka o'tadi deganda ular aytadiki Muhammad alayhisalom ummati o'tadi. Shunda Muhammad alayhisalom ummatlar olib kelinadi. Alloh taolo bizni ham o'sha jumladan qilsin. So'raladiki Musa yoki o'sha o'tgan payg'ambarlar o'zini da'vatini yetkazganmi degan vaqtida biz o'sha kuni Alloh taolo o'shadan qilsin. Ha, yetkazgan deyilgan vaqtida haligi ummatlar e'tiroz bildiradiki, sizlar bizdan keyin million-million, minglab-minglab yildagi kelgan bo'lsa-na, qaydan bilib qoldingiz bizga yetkazganini Musoni? Sizlar ko'rmagansizlar deganda Biz Rabbimizi kalamı Kur'an'dan tilavat kıldik. Falan sure falan ayetlerde Allah subhanehu ve teala uzu bizge haber vergendi ki Musa aleyhisselam, İbrahim aleyhisselam, Nuh aleyhisselamlar uzunu vazifesini mükemmel becergendi, guvalik ödüler.
Yani mana bu peygamberlerini ve ularının ummetlerini kıssasını organizden maksat şu. Ve bugünkü günde ummet röporu bugün mana bu zillet, harlikni cevabını mana şu ayetlerden toparlıdır. Nemeye har bu kaldı? Mana birinci kıblesi Baytul Makdis. Mana şükürledi Yahudiler hazır. Yahudilerini aşaddiler ayetlerdi ki biz Baytul Makdis'i güzemiz diyebiliriz. Buzup Yahudilerin ibadet kanasını koyamız eyleyemdi. Birinci kıblesi. Mekke, Medine. Mekke ikinci kıble. Medine bizim mukaddesat yürümümüz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kabirleri var. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem o şehirde dinli o şehirden bütün dünyayı terk etken. Bu hammesi küfürü kolu götken. Minglap minglap Müslümanların namusları bulganan. Milyon milyon Müslümanlar katlağın bile. Nemege indi bu halat ki şüphal? Çünkü bu ümmet, o şey Abdullah İzzam şehit etken dekke, paravardigarını nazardan şüphal ümmet bu. Paravardigarını, bütün alemler paravardigarını nazardan şüphal bu ümmet. Bir milletten aşık sonu bu seyem, lakin o şey Resulullah sallam hadisler etken, kupik, su üstte kupik. İnsan saplamaydı. İnsan saplamaydı kafir, müşrik, Yahud ve Nasara'da. Şimdi bunu halledin mi? Diniye kayıtçılık. Allah'ın buyruğlarını becerişlik. Allah'a itaat kılıçlık. Resulü'ye itaat kılıçlık. Başka yolu yok. Dinge tüle amel kılıçlık. Allah Subhanehu ve Teala dedi ki, sizler Allah'ın kitaplarını bazısına iman kilitirip bazısına iman kilitirmezler mi? Kim ki bu cinayet kıladigen olsa dünya ve ahirette dedi Allah Teala rasva bulandı. Napsi yoksa aladı, napsi yokmaz taşlar. Şunun için hem biz bana bu oraya gelen hayatımızdan, uzun hayatlarımızdan uzunumuza hulası çıkarmalıyız ki. Hulası çıkarmalıyız ki. Bir gün keler bahar, ağaçlar güller, bizni topolmaysiz, siz o'sha kunlar. Bir gün keler bahar, ağaçlar güller, bizni topolmaysiz, siz o'sha kunlar. Malomatga mahkum, jihad qilsa kim? Kim bilar haq kim? Kimlar majnunlar? Malomatga mahkum. Shu bilan kechki radio eshitirishimiz nihoyasiga yetdi. E'tiboringiz uchun minnatdorchilik bildirib, Alloh subhanahu va taoladan eshitganlarimizga amal qilishni hamda siz mu'minlarning dunyo va oxiratlariga manfaatli bo'lishini so'rab qolamiz. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Biz cihat kılamız, şehit bulamız, kurbanlık meyvesin, şu evlat görer.